Evet sevgili seyirciler, az önce ne dedik? Abdülkadir Teksöz efendim stüdyolarımızda dedik. Oradan kalktık ana haber bültenlerinin sunduğumuz noktadan. Programın başlayacağı noktaya geldik. Öyle çok uzak bir yer değil zaten işte 3-5 dakikada geldik netice itibariyle. Ve şu anda Abdülkadir Bey karşımızda. Ya Abdülkadir Bey oldu olası önemli bir isim tabii. Yani Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin başkanı. Fakat son dönemlerde özellikle bir daha öneme bindi ismi. Neden? Çünkü Türkiye'deki ekonomik koşullardan ve esnafın içerisinde bulunduğu dar boğazdan dolayı öneme bindi. Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ağabey Odadır. Önemli bir odadır ve efendim yönetim kurulu başkanı da şu anda karşımızda. İyi akşamlar Abdülkadir Bey. İyi akşamlar diliyorum Sayın Ali Yolcu kardeşim. Evet, bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi klasik sorumuza geçelim mi sevgili seyirciler? Geçelim. İyi misiniz? Buyurun. İyi misiniz? İyi değiliz. Değiliz. Şimdi sevgili seyircilerim Abdülkadir Bey hep şunu bilir. Genellikle siyasetçiler katılır benim programıma. Evet. İyi misiniz dediğimde ya çok şükür iyiyiz derler. Ondan evet. Sonra ben hemen arkasından şunu söylerim. Ya siyaseten mi söylüyorsunuz iyiyiz diye yoksa gerçekten mi iyisiniz? Şimdi siz benim oyunu bozdunuz. İyi misiniz? Yok dediniz, iyi değiliz. Buyurun, niye iyi değiliz? Evet, tabii ki ülkemiz, esnafımız, halkımız sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Saat başı doların, euronun oynaması, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, esnafımızın girdiği fiyatlarındaki yükseliş, bir yandan stokçular, bir yandan kendi kendine zam yapanlar, artışlar. Şimdi programın akışında hep bunları konuşacağız. Şimdi her zaman için biz şunu ikili ilişkilerle esnafın sıkıntı ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Birinci söylemek istediğim, bize bir 10 gün, 15 gün önce öğrenci servisleri geldi. Ve öğrenci servisi, özel okulların öğrenci servisleri. 400'e yakın öğrenci servisi, minibüsçü esnafımız var. Bunlar akaryakta gelen zamlardan dolayı sıkıntılı ve sorunlu olduklarını, bunların öğrenci velilerinden bir para toplayamayacaklarını, okullardan özel okul sahipleriyle diyaloğa geçerek bu sıkıntıyı paylaşmaları konusunda ricada bulunduk. Hatay Şoför Odası Başkanımız Sayın Aziz Yılmaz kardeşimiz, ticaret odamız, HESOP kooperatiflerin yöneticileriyle birlikte mülübütçü esnafımızı toplayarak sıkıntı ve sorunlarını tam olarak dinledik. Ondan sonra ikinci bir özel okulların, 7 tane özel okulun sahibiyle ATSO'da bir araya geldik. Tekrar şoförler odasında bir araya gelerek ortalığı bulduk. Ortalığı nasıl bulduk? Akaryakıt giderlerinden dolayı öğrenci servisi esnafımızın mağdur olmaması için giderleri paylaşma konusunda özel okullar da taşın altına elini koydular. Bir nebze de olsa öğrenci servislerimizin sıkıntısını götürdük. 2-3 gün önce de yanımıza toplanarak teşekkür için geldiler. Bu konuyu anladığım kadarıyla önemsediğiniz bir konuydu. Çünkü programa ben hiç sormadan bununla başlayacağım dediniz ve bununla evet. Başladınız. Niye önemsediğiniz bir konuydu efendim? Şimdi burada akaryakıt fiyatlarının dövize bağlı olması, devamlı esnek oynaması, yükselmesi gerçekten öğrenci servislerimizi çok kötü bir şekilde sıkıntıya sokmuştu. Zararına taşımaya başlamışlardı. Özel okul sahipleri de hemen bunları anlattığımızda hiç karşı gelmeden biz bu sıkıntıya ortak oluruz, yardımcı oluruz dediler. Evet. Ben özel okulların sahiplerine, Hatay Şoförler Odası Başkanımıza, ATSO Başkanımıza ve öğrenci servislerin kooperatif başkanlarına bize bu konuyu getirip taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Bu sıkıntıyı şimdilik geçici olarak çözdük. Çok iyi. Buradan da biz de sevindik elbette esnafımız adına. İkinci yapanlara da. Önemli konumuz yine fırıncılarla ilgili. Un fiyatları. Şimdi bundan 4 ay önce ekmek fiyatı 1.50 iken fırıncı arkadaşlarımız yanımıza geldiler. Unun torbası 115 liraydı. 7-8 ay önce 165 lira oldu diye 4 ay önce yanımıza geldiler. 40 liralık torba başı bir artıştan dolayı ve diğer girdilerden, akaryakıt girdilerinden dolayı bunlara 25 kuruş bir artış verdik. Yani ekmeği 1.75 yaptık.
yaklaşık 4 ay önce. Geçen hafta 15 gün önce fırıncı esnafımız tekrar yanımıza geldiler. Dediler ki Sayın Başkanım 1270 lira oldu. Ardından incelemeye aldık, fiyat vereceğiz. 3 gün sonra taleplerini tekrar çektiler. Başkanım 10 dediler 300 lira oldu. Ya arkadaş bir piyasa otursun, bir inceleyelim. Sizleri de bizim mağdur etmek gibi bir lüksümüz yok. 3 gün daha geçti, 10 330 lira oldu. Bunların doğruluk derecesini araştırma aşamasında un fabrikalarıyla birebir ben görüştüm. Fiyatlar doğru. Tabii Tarım Komisyonu'nda, Tarım Bakanlığı Komisyonu'nda olması münasebetiyle konuyu Hatay Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Şanverdi'ye ilettim. Hüseyin Şanverdi beyefendi de bu konuda bir çalışmalar olduğunu, bakana tekrar bir rapor sunmamızı, bunu fakslamamızı ve WhatsApp'ından kendisine göndermemizi istediler. Bu konuyla ilgili bir ay içerisinde yaklaşık 4 tane toplantı yaptık. Belediye başkanlarımızla, TMO'yla, fırıncı arkadaşlarla, Hatay'ın bütün temsilcileriyle, ticaret odası, fabrikalar biliyorsunuz ticaret odasına bağlı, onların temsilcileriyle 4. toplantı neticesinde Hüseyin Şanverdi'ye de ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir nebze olsun sıkıntıyı giderme adına. Bu konu nedir? Bu teşekkürün karşılığı nedir? Onu arz etmek istiyorum. Tabii Tarım Bakanlığı Türkiye genelinde un fabrikalarıyla, arzu eden un fabrikalarıyla bir sözleşme yaptılar. Bu sözleşmenin metni şu şekilde. 2700 liradan buğdayın tonunu vereceğiz. Buğday şu an tonu 5250 lira. Ukrayna ve Rusya'dan ve diğer ülkelerden alındığı fiyat 5250 lira. Devlet süspansiyonu uyguluyor. 2700 liradan un fabrikalarına veriyor. Şartnameye de yazmış. Unun siz 185 liradan torbasını satacaksınız. Ekmeğin fiyatı Türkiye'de aşırı şekilde yükselmemesi için. Yoksa şu an bu uygulamaya sistem çalışmamış olsa onu ekmeği 4 liraya 5 liraya kadar yükselecekti. Hüseyin Şanverdi'nin bu çalışmaları Türkiye genelinde bu çalışmaların bizim organizasyonumuza hızlanması ve bakanlığa birebir müracaatımız neticesinde buğdayın un fabrikalarına verilmesi ve bu şartname getirdi. Tabii ikinci bir sıkıntıyla karşılaştık. Fabrikaların elinde 330 liradan mal edilmiş bir un var. Satışa sunulmak üzere. Bir de taahhüt vermişler 185 liraya bu süspansiyonlu unu aldıktan sonra vereceklerine dair. Tabii un fabrikaları da dedi ki ben bu 330 liralık unu ne yapacağım? Sonra devlet benim fabrikamın %40 ihtiyacını, buğday ihtiyacını karşılıyor. %60'ını dışarıdan. %60'ı dışarıdan. Bu sefer şöyle bir ortak sistem bulduk. %40 yerine %50 bu undan. Esnafımıza verilmesi %50 bu undan. Yani olayı nereye getirdik? 330 liralık unu biz 250 liraya getirdik. Mal ettik. Fırıncı esnafımıza bir nebze olsun nefes almasını sağladık. Evet. Fırıncı esnafımız da orada bu bir aylık süreçte. Şimdi tabii biz bunun arkasından bu işin peşini bırakmadık. %40 yerine fabrikalarımızın %100 buğday ihtiyacını karşılayarak una çevrilmesi için Hüseyin Şanverdi, Sayın Milletvekilimle görüştük. Tarım Bakanı'yla görüşülüyor. Hatay'daki un fabrikalarımızın, sözleşme yapan 3 un fabrikamızın %100 buğdayının karşılanması hususunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Fakat bir parantez açmak istiyorum. Bu undan pide ekmek yapan fırıncılar yararlanamıyor. Neden yararlanamıyor? Bu un sadece buğday somun ekmek için imalatında kullanılabiliyor. Tırnak pide ekmekte kullanılmıyor. Şunun çalışmasını... Bir dakika Sayın Başkanım, bu ciddi bir sorun ama. Şöyle... Çünkü bizde fırıncılık biliyorsunuz çok yaygın pide, ve pide ekmek anlamında çok yaygın. Bunu da Hüseyin Şanverdi'ye tabii anlattık bu derdimizi de. Şöyle bir çalışma başlattılar. Protokoller bugün yarın imzalanıyor. Pide ekmeklik un içinde buğdayın biraz kalitesinin yüksek, daha fazla yüksek olması lazım pidenin çıkması için. Şu an buğdaylık pidelik unun da piyasaya 185-190 lira değil 210 lira, 215 lira gibi
Ocak ayının birinden itibaren piyasaya sürülmesi için Tarım Bakanlığı bu konuda da çalışmalarını yapıyor. Yani oradan ekmeğe 50 kuruş zam geldi. Hiçbir fırıncı esnafımızın ne babasının un fabrikası var ne buğday tarlası var. Maliyet hesapları yapılıyor. Bunlar belediye temsilcileri, büyükşehir belediye temsilcileri de bu komisyonun içinde. En son noktada Vali Bey'e taşıyoruz. Türkiye genelindeki fiyatları da anlatıyoruz. Civar illerdeki fiyatları da anlatıyoruz. Çalışmalarımızı esnafımız mağdur olmasın diye imkanlar ölçüsünde de diğer illerden düşük tutmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi Malatya'da ekmek 2,5 lira. Örnek veriyorum. 200 gram aynı. Mesela Antep'te şu an pide ekmek 175 gramı 2,25. Bizde 200 gram. Gramaj da düşürmedik. Yani imkanlar ölçüsünde ben Hatay fırıncı esnafıma da teşekkür ediyorum. Bir de öz sermaye mecburiyeti doğdu. Önceden unlar, un fabrikaları fırıncılarımıza bir ay, iki ay vadeli un verirken şu an peşin parayı banka hesaplarına geçmeden un alamıyoruz. Bir de öz sermaye, tabii sermayesi olmayan da bunu kredi faiziyle karşılıyor. Evet. Biraz daha fiyat istemeyerek otomatikmen yükseliyor. Evet. Ben taşın altına fırıncı esnafımızın da Hatay'da fiyatların aşırı yükselmemesi için elini koyduklarından dolayı onlara da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Peki Sayın Abdülkadir Teksöz, şimdi tabii diğer sorularımız var. Stokçuluk çok konuşulan bir konu. Sizler de dün kameraların karşısına geçtiniz, yaptığınız tespitleri anlattınız. Bütün bunlara elbette geçeceğim ama sizin anlatımınızdan yola çıkarak un fiyatlarıyla ilgili işte dışarıdan getirdiğimiz buğday, un, işte süspansiyon yapılarak fırıncıya dağıtılacak şeklinde. Bu sizi üzüyor mu? Yani Türkiye gibi bir tarım ülkesi, Konya gibi bir ova, buğday deposu bir ova dururken biz buğday ithal ediyoruz. Tabii yine netice itibariyle stokçulara bağlamak istiyorum. Serbest neden? Serbest piyasada çiftçi isterse ürününü TMO'ya veriyor, isterse gidiyor. Hı. Yani cebren devlet satın almıyor. İsterse gidip özel tüccara verebiliyor. Mesela geçen yıl 2250 lira tonu açıklandığında özel firmalar una direkt şey buğdaya 2500 lira tonuna 250 lira fazla vererek satın aldılar. Hı. Galiba bu günleri gördüler. Şu an 5250 lira ithalımız. Şimdi burada tabii ki ben esas önemli konu stokçular, marketler, bakkallar ve halkımızın ne yapması hususunda bazı açıklayıcı bilgiler vermek istiyorum. Yapmış olduğum tespitler neticesinde. Şimdi o tespitlere geçeceğim de ben soruma şöyle yanıt alamadım Abdülkadir Bey. Yani evet. Diyorsunuz ki bizde yeterli buğday üretimi var ama stokçuluktan ötürü mü benim eksiğimiz çıkıyor da dışarıdan ithal ediyoruz? Tarım Bakanlığı'ndan aldığım bilgi serbest piyasa nedeniyle çiftçilerin öncelikle özel firmaların 250 lira ton başına yüksek açıklaması nedeniyle çiftçilerimizin haliyle doğru olarak menfaatini düşünecek oraya vermiş olması. İkinci konu geçen seneki kuraklıktan dolayı buğdayların %60-70 seviyelerinde olması. Yani bir %25-30 kaybımız var. Geçen yıldan susuzluktan dolayı olduğu bilgilerini birebir Hüseyin Şanverdi vekilimle paylaştım ve Tarım Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğum istişarede karşıma çıkan tablo bu. He, sıkıntı biraz da oradan kaynaklı diyorsunuz. Direkt oradan olmasa da büyük bir payı var. Peki Sayın Başkan, dün stokçulukla ilgili tabii hepimizin sorunu bu. Sadece hükümetin, Abdülkadir Teksöz'ün, Ali Yolcu'nun falan değil. Çünkü stokçuluk yapanlar sermayesine sermaye katıyor. Ben gidip almaya çalışırken de anam ağlıyor. İşin özeti bu. Sizin çalışmalarınız vardı ve tespitleriniz vardı. Onu bir özetleyin bize, sonra ben gerekirse bir iki soruyla daha güçlendireyim. Ben şunu belirtmek istiyorum. 2-3 günden beri marketlere, bakkallara, özellikle büyük marketlerde bakkal gariban ne deposu var stok edecek, ne sermayesi var stok edecek. Bunlar günübirlik alır, haftalık ihtiyaçlarını alır, 2-3 günlük ihtiyaçlarını alır, satar. Şimdi çok büyük market zincirler bunları stoklayıp ilerideki fiyatlara yansıdığı kanaatim daha fazla. Neden? Hı hı.
Dün bir markete gittim. Bir bakkala gittim. Diğer büyük marketlere gittim. Birkaç yerde. Şimdi burada ismen söylemek hukukçumuz aracılığıyla yapmış olduğumuz istişarede doğru olmadığını, yalnız fiyat farklarını halkı uyandırıp birkaç yerden inceleme yaptıktan sonra, birkaç yere fiyat sorduktan sonra en önemli konu bu, alışveriş yapmaları. Şimdi bakın. Siz bir ekip mi kurdunuz Abdülkadir Bey, siz bizzat mı ilgilendiniz bu konuyla? Ben bizzat alışveriş merkezlerini gezdim. Bunun fotoğrafları cep telefonumda kayıtlı duruyor. Hı. Şimdi birincisi, Baldo pirinç aynı marka, bir büyük markette 15 lira, bir büyük markette 20 lira. Bu tespitli. Bakkalda 16,5 lira. Şimdi ikinci konum süt. Arkadaş, hepimizin çocuğu, torunu var. Süt almak mecburiyetimiz var. Şimdi bakın, bir süt markası vermek, isim vermeden söylüyorum, 13.750 lira. 13 lira 75 kuruş. 13 lira 75 kuruş. Bu telefonumda kayıtlı. Bir başka marka. Süt. Süt 6 lira 25 kuruş. %100. Bunun fotoğrafları çekilmiş, fiyat etiketleri üstünde tespitleri yapılmış. Şimdi arkadaş, biz marka içmiyoruz. Biz süt içiyoruz. Ben şu yönden halkı uyandırmak istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Lütfen çok önemli markalara alırken diğer markaları da araştırın ve 2-3 yerden fiyat aldıktan sonra alışverişlerinizi yapın. Sadece bir süt için demiyorum. Mesela kırmızı mercimek bir markette fiyat etiketi 19 lira, bir markette 25 lira 90 kuruş. Yani 7 lira fark var bir kırmızı mercimekte. Bunu ne yapmak lazım gibi kendi kendime bir soru sorduğumda, demek ki biz alışveriş yaparken özellikle memur kesimi hafta sonu alışveriş yaparken mutlaka bu fiyat etiketlerini kontrol etmeleri lazım, incelemeleri lazım, araştırdıktan sonra alışveriş yapmaları lazım. Şimdi burada bir saniye başkanım, şimdi diyorsunuz ki vatandaşa, yani ya da öyle mi diyorsunuz? Market market gez, bak nerede ucuz oradan al. Şimdi bunu yapacağımız yere devletin ilgili birimleri var, denetim mekanizmaları var. Onu niye devlet üstlenmiyor da ben gidip market market gezeceğim, işin gücüm yok. Şimdi şöyle, şu çok önemli. Buyurun. Ulusal televizyon kanallarına bu büyük firmalar reklam giderleri olarak yıllardır büyük bir para ayırıyorlar ve ünlü markalar yapıyorlar. Hmm. İnanın, onu da vatandaştan çıkarıyor. İnanın ben iki sütü de şöyle bardağa koydum akşam evde. Aynı süt. Tadına tattık, baktık. Biri 6.25, biri 13.75. Ya böyle bir vicdansızlık olmaz. Şimdi marketçiye de suç bulmuyorum. Ben markaya suç buluyorum. O marketçiye de benim tavsiyem, önerim. Bakkal kardeşimize de benim önerim. Arkadaş, çok pahalı, reklamı çok olan bir ürünü İmkanlar ölçüsünde pahalı ürünleri raflarınıza koymayın. Onlar bir kere dersini alsın, akıllansın. Vatandaş istemiyor kardeşim. Vatandaş istemiyor, bu elinde kalsın. Buradaki tedarikçiler ve dağıtıcılar da bakacak ki kendisinin günlük satış kapasitesi düştüğünde bunu fabrikaya bildirecek. Hatta ben bir kanalda, bir basındaki sohbetimde 2-3 günlüğüne pazartesiye kadar büyük marketlerden alışverişi durdurun. Biraz frene basın. Hem arz talep konusu, hem herkes aklını başına alsın. Yani biz ölmeyiz bir günde, iki günde. İmkanlar ölçüsünde herkes baksın ki vatandaş zor durumda. Vatandaş sıkıntılı. Yani rahatçıları önlemek için. Ben Euro'dan, Dolar'dan bahsetmiyorum. Bu gıda konusunda bak, demin verdiğim fiyatların arasındaki farkı gördünüz. Aynı marka olup aynı ürün olandan da biri mercimek 19, biri 25.90. Şimdi bu olacak iş değil. Demek rantçılık var burada. Demek ki stokçuluk var. Akşam izlediniz mi bilmiyorum. İzmir Tire'de gıda işi yapan birisi de değil. Bir istasyonda 400 bin 5 kiloluk 400 bin adet sıvı yağ yakalanmış mesela.
Hemen 2 milyon ceza yazılmış ve mallara el konmuş. Şimdi bunlar mallara el konduktan sonra da bunun halka uygun fiyatla satışı da sağlansın. Yani gerçek fiyatı neyse, zamlı satılsın. Fiyatı değil, o fiyattan satılsın. Yani bu, ben buradan halkımıza, vatandaşa seslendim. Ben esnafıma da seslenmek istiyorum, marketçilere de seslenmek istiyorum. Lütfen bu kötü günleri geçerken fakir fukarayı düşünerek imkanlar ölçüsünde kar marjınızı aşağıya çekerek fiyatların piyasada daha uygun fiyatla satılmasına hep birlikte çaba harcayalım. Tamam. Bu kötü günleri hep birlikte atlatalım diyorum. Tamam, buraya kadar hiç kimsenin itirazı yok. Evet. Abdülkadir Bey, ben yine soruma cevap arıyorum. Evet. Devletin ilgili birimleri var. Ve biz hepimiz biliriz ki devletin içinde çalışan, bütün Türkiye'yi aldığınızda belki on binlerce insan var. Hepimiz görüyoruz, devlet dairelerine gittiğinde o oturuyor, diğeri marul oluyor, diğeri çay içiyor, diğeri kahve içiyor. Neden ekipler oluşturulup, şimdi bir mekanizma oluşturulup, markettir, bakkaldır, stokçudur, bu, ya yay abi kentte bu, niye yapmıyorsunuz bu bunu yani mesela? Meclisten dün akşam çıktı bu stokçuluk yasası, dün ve evvelsi gün çıktı. Bütün birimler şu an dersine çalışıyor. Ben şu an Antakya Belediyesi'ne de gittim. Evet. Sayın Valim'le de görüştüm. Yani büyük bir oranda bu konuda çalışma var. Bu işin üzerine gidiliyor. Çok da bunu arz etmek istemiyorum. Yalnız stokçuların marketleri ve bakkalları arayarak peşin paraya sattıkları malın şu kadarını söylemek istiyorum. Peşin para vermeden vermedikleri malın şu an 3-4 ay vadeyle zamlı fiyattan ellerinden çıkarmaya çalıştıkları konusunda belirtmek istiyorum. Hmm. Ama onların halka zamlı değil, eski fiyatla satışının sağlanması için devletimizde, mülki amirlerimizde, bizler de inşallah gereğini yapacağız. Peki. Bu işin bir bölümü, sorunun bir bölümü stokçuluk ve işte markaların fahiş fiyat farkları. Evet. Bir de diğer bir taraftan gerçekten fiyatların artışı var. Doğrudur. İşte doların da aynen yükselmesiyle beraber. Aynen. O konuyla ilgili Abdülkadir Tekşir neler söylemek istiyor? Şimdi Ali Yolcu kardeşim, akaryakıt yükseldikçe bunların hepsi neyle taşınıyor? Nakliye ile taşınıyor. Yani domates, örnek veriyorum. Veya başka bir sebze. Neyden taşınıyor? Bu nakliye ile taşınıyor. Mazot fiyatı yükselince nakliye fiyatı yükseliyor. Nakliye fiyatı yükselince bu malın fiyatı tamam yükseliyor. Biz devletimizden şunu da istedik. Yani yaklaşık 1,5 yıldır, 2 yıldır pendevi falan döken TES Genel Başkanımız bunu gündeme getirdi. Bu konuda çalışma yaptırıyor. Bizim gerçek nakliyecilik yapan, özel araçlardan bahsetmiyorum, gerçek nakliyecilik yapan, bunun yakıt giderleri belli. Muhasebe kayıtlarında var. Bir yıl içinde kaç litre mazot tüketmiş, benzin tüketmiş vesaire. Tüp tüketmiş. Bunların KDV'siz ve ÖTV'siz akaryakıt sağlanması. Nakliyeciye bunu sağladığın zaman, yoksa iğneden ipliğe zam gelir. Nakliyeci esnafımıza bunu sağlarsan maliyetler aşağıya çekilir. Bir oradan çekilir. Tek %100'lük bir nokta değil. Mesela şimdi asgari ücret yükseldi. Şimdi 4.250 lira. Şimdi değerli dostum, bunun işverene bir maliyeti var. İşveren derken fabrikalardan bahsetmiyorum. Küçük esnafımızda bir maliyeti var. 3-4 kişi. Şimdi orada işveren noktası var. Buraya geldik, içi kardeşimizin sıkıntıları var. Ev kirası, tüpü, elektriği, suyu, geçimi, okulu vesaire. Her zaman diyoruz ki bu para yeterli değil. Bir de işveren durumuna bakıyorsun. O da orada diyor ki ben bu parayı ödeyemem. Ben bu SSK priminden ödeme yapamam. Şimdi dünkü asgari ücretten memnunuz. Ne derece memnunuz? %100 memnuniyetimi arz etmiyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Devlet ilk defa malumunuz sizin de, ben dedi ki gelir vergisi almayacağım. Bu gelir vergisini de işveren bana ödeyeceği parayı içinin üstüne koyup ödenecek. Sistem net bir şekilde açıklandı. Şimdi 500-450 liradan devlet vazgeçti. İşçiye katkı sağladı.
İşverene de yaklaşık 750-800 lira bir maliyet artışı geldi. Şimdi burada işçi kardeşlerimiz adına mutluyuz. İşverenlerin de o adam burada geçinemiyor. Bu burada ben bunu nasıl ödeyeceğim diyor. Şimdi biz SESKA priminde de indirim istiyoruz. İşverenin ödediği SESKA primlerinin artmamasını istiyoruz. Evet. Şimdi asgari ücret arttığında %34 prim de artacak. Ayrıca ne istiyoruz? Biz Bağkur primleri her yıl artıyor. Biz bunun artmasını istemiyoruz. Çünkü esnafı biraz rahatlatmak lazım. Sıkıntılarını götürmek lazım. Yaptırabilecek misiniz bu geçiş sürecinde? Ciddi bir talep yani. Şimdi TES Genel Başkanımız bu konuda büyük çaba harcıyor. Ben de orada yönetimdeyim. Evet. Biz bunu devlet büyüklerimize anlatıyoruz. Yine ayrıca Bağkur emeklileri veya emekli kardeşlerimizin, biz Bağkur derken biliyorsunuz esnaf emekli olduğunda Bağkur'dan, 4B'den emekli oluyor. Şimdi biz Bağkur emeklilerimize de geçinebilecek bir seviyede asgari ücret gibi bir nebze olsun yarayı sarma adına yani %50'ye yakın zam bekliyoruz. Yani bugün 2000 liradan 2500 liradan artık son ömründe rahat edecek bir esnafımız, emekli olan bir esnafımız huzurlu yaşasın en azından. Kimseye ilgili, ihtiyacı olmasın. Bu konuyla ilgili bir çalışma bu var mı? Çünkü TÜİK rakamları baz alınıyor bildiğim kadarıyla. Bu konuda çalışmalarımız var. TES Genel Başkanımızla da görüştüm. Hükümetle ilişkileri sağlamışlar. Yani elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Onu bir kere arz etmek istiyorum. Seyhanem Gizan'dan mı söz ediliyor? Yani? Evet, evet. Yani emeklilerimizin de en azından hiç kimseye muhtaç kalmadan yaşayabilmelerinin sağlanması için o konuda da elimizden geleni yapıyoruz değerli Ali Yolcu. Çok güzel efendim. Şimdi buraya kadar iyi geldik. Hem sorunu sevgili seyirciler kendim dilim döndüğünce aktarmaya çalışıyorum. Sayın Abdülkadir Teksöz'de soruna yanıt vermeye çalışıyor. Yürütülen çalışmaları aktarmaya çalışıyor. İyi geldiğimizi düşünüyorum. Peki Sayın Başkan şimdi... Tamam, stokçuluk tamam, fiyat artışları tamam, şu tamam, bu tamam. Şimdi bir ay, bir buçuk ay öncesine kadar Türkiye'de yani her şey yolunda mıydı? Yok. Ama böyle bir tablo yoktu. Böyle değildi. Abi evet. Ne oldu yani? Şimdi bu bir ayda ne oldu da dolar 17 bin liraya, 17 liraya çıktı. Akaryakıt, ben bugün sabah benzin aldım arabaya giderken 11 lira küsürdü. Şok oldum. Yani ben 10 lira falan biliyordum, abi 11 oldu. 1 lira daha geliyor falan diyorlar. Ne oldu abi? Şimdi bir ayda ne oldu, iki ayda ne oldu, üç ayda ne oldu? Bunu yetkili kurumların buna cevap vermesi gerekiyor. Vermiyorlar. Şu ana kadar hiç kimse bir açıklama yapmadı. Herkes bir şey söylüyor. Şu an esnafı sıkıntıları nasıl götürürüm, ne yapabilirim? Vatandaşı rahatlatma adına imkanlar ölçüsünde onun derdindeyim. Bu doların yükselmesi, euronun yükselmesinden esnaf da rahatsız. Biz de rahatsızız. Tabii bu yükselme hepimizi sıkıntıya sokuyor. Her ne kadar dolardan, eurodan işimiz yoksa da bak Sayın Ali Yolcu, dolardan, eurodan ne alacağımız var ne vereceğimiz var. Fakat bak önemli bir nokta var. Dolar, euro ekonomiye de bağlı. Şimdi sen oradan demin bir örneğini sadece anlattım. Akaryakıtla ilgili giderler dedim. Fiyatı yükseltiyor. İthal edilen mallar fiyatı yükseltiyor. Yani bu sıkıntıyı bir an önce devletimizin oturup buna bir çözüm bulması lazım. Evet. Peki sevgili seyirciler çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından bir 10-15 dakika daha birlikte olacağız. Toparlama bölümüne geçeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası.